bakırçaytürk.com. Günaydın sayın seyirciler, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın diyorum çünkü biz bu programı gerçekleştirirken saat 10.20'yi gösteriyor. Genellikle izleyicilerimiz akşam vakti işlerini bitirdikten sonra daha çok izliyorlar ama biz bunu sabahın erken saatlerinde çekiyoruz. Yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün 3 Ekim 2023 Salı, gazeteciler Rıdvan Karapehlivan ve ben Murat Karakaş birlikte yine sizin huzurunuzda gündeme ilişkin sohbet etmeye çalışacağız. Rıdvan abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, sağ ol. Sen iyi konukların oldu. Son birkaç gündür izliyorum. Adil Başkan daha önce gündemimize çok düşen, yani bölgemizde çok konuşan, hatta Türkiye'nin gündeminde yer alan Agrobay Seracılığın yönetim kurulu üyesi Sayın Arzu Şentürk'le bir toplantı mülakat yaptın. Tebrik ederim bu konuda. Çok da izlendi yani, özellikle ikisi de çok izlendi. Çok reyting aldı. O konuyla ilgili birkaç kişi böyle bizi eleştirmeye çalışmış ama neden patronu çıkarıp işçileri çıkarmadığımız yönünde filan. O konuyla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi bu. Ya kardeşim, işçiler tamam eylem yapmışlar. Biz şu haklı bu haksız demedik. Demedik. İşçilerin yanına gazetecilerin biri gelmiş biri gitmiş. Biri gelmiş biri gitmiş. İşçiler söyleyeceğini söylemiş. Evet. Daha ondan benim öğreneceğim yeni bir şey yok. Hepsini söylemişler zaten. Evet. Değil mi? Patron bir şey dememiş daha. Evet, biz de onunla yaptık. Evet, patronla ilgili. Biz de onunla yaptık. Ne yani. Yerel basında ne ulusal basında. İşte bizim yaptım, benim yaptığım hem haberler yaptın, var. Hem de sen yaptın. Hem de sen yaptın. Onu. Yani ikimizin yaptığı haberler. Biz kimseyi, biz adalet mekanizması değiliz, hakim değiliz. Birçok arkadaşımız işçilerle röportaj yapmış. Bir kişi de, iki kişi de çıkmış. Zaten ben mülakatında da görüşmüştüm Arzu Hanım'la. Sana da söylemiştir. Biz hukukta yürüyen bir şirketiz demişti. Ya ayrıntılar... Yani şeriatın kestiği parmak acımaz demişti. Yani hukuk neyse onu söyleyecek tabii. Tabii yani o kesin. Bir de Oda TV diye bir şey var biliyorsun. Soner Yalçın'ın başında olduğu. Sahip değiştirdi aslında. Daha önce Soner Yalçın'ın da değil. Şu anda onun değil mi o? Şu an onun da daha önce başka birisinin de herhalde, öyle hatırlıyorum. Ha, nihayetinde onun değil mi? Nihayetinde onun tabii, Oda TV onun. Kararı o veriyor. Kararı o veriyor. En şey kararı. Tabii. Bu internet televizyonu da. İnternet değil ama Türkiye'de ses getiren ses bir şey. Ses getiren yani. Bir kanal tabii canım. Yani birçok şeyler onda çıkmıştı. Yani bu... Şunu demek istiyorum. İşçilerin yani emekçilerin hakkını savunurken emek hırsızlığı yapmış. Hırsızlık yapmış Oda Nasıl? TV. Aynen hırsızlık yapmış. Ya buraya Agrobay'ın yönetim kurulu üyesi çıkmış. Alıntı yapıyor şöyle... Bergama'da yerel bir radyoya çıkan. Lan bu yerel kanalın ismi yok mu? Ya bu Arzu Hanım'ın konuştuğu gazetecinin ismi yok mu? Bu kompleksi durumlardan ya yani bahsedilmesine, vazgeçilmesi lazım. İşçilerin hakkını savunacağım diyorsun, kendin hırsızlık yapıyorsun. MİT'çi Soner. MİT'çi Soner. Gazeteciliği öğren. Bizim sözde meslek örgütleri de onu bunu sudan davalardan kınayacaklarına, bu tür gazeteciliğin temel ilkelerini ihlal edenlere hiç seslerini çıkartmazlar. Tabii temel ilkenin yani kaynak göstermek zorundasın. Kaynağını belirteceksin yani kardeşim. Ben bugün bir internet sayfama bile bir şey koysam, Facebook sayfama, internet web siteme bile bir şey koysam, yani dışarıdan aldığım şey mutlaka kaynağını belirtiyorum yani şey değil. Hırsızlık resmen. Yazılı bile olsa, internette çıkmış bile olsa bu haberler internette sirküle ediliyor. Ona rağmen kaynağını bir milliyetse milliyet, hürriyetse hürriyet, neyse işte onun kaynağını mutlaka kaynak diye belirtiyorum. Bir radyo da çıkmış. Bir radyo, sen bir emek harcamışsın, sen Arzu Hanım'ı çağırmışsın, çıkarmışsın. Hırsızlar, emek hırsızları. İşçilerin hakkını savunacağım derken hırsızlık yapıyorsunuz. Emek hırsızları. Sonra sen görüntülü radyo gördün mü hayatında? Sen mi icat ettin görüntülü radyoyu? Görüntülü radyo. Görüntülü radyo diye bir şey olmaz tabii canım. Eskiden hani 70'lerde, 80'lerde radyo dinlenirdi falan. Görüntü var mıydı onda? Görüntü yoktu. Yoktu. Şeyde vardı. Temsiller falan olurdu. Görüntü yoktu. Onun için radyo diyorduk, görüntü. Bak beni görüyorsun burada. Daha radyonun, YouTube kanalının, televizyonun ne olduğunu bilmiyorum bile. Gazeteciyim diye geçiniyorum. Görüntü radyo Vizontele'de vardı herhalde. Abi programın başında kızdım şimdi. Vizontele'de. Vizontele'de vardı görüntü radyo. Peki ben de bizi görecek mi diyordum. MİT'çi Soner, sen de bizi görüyor musun? Ama ismimizden bahsetmiyorsun. Emek verdik burada. Bir daha yapma. Mutlaka bahsetmesi lazım tamam Soner Bey'in. Bir daha yapma. Bakırçay Gazetesi'nde ne diyor? Manşet. Bakırçay Gazetesi'ne bakalım. Sonra senin o
önemli konukların oldu dedi. İkinci bölüme geliriz. Evet. Adil Bey konuğu. Adil Bey, evet. Belediye Başkanı önemli şeylerden bahsetti. Bahsetti, dinledim. Ona onu geleceğiz. Özgür Toprak ikili beni aday olarak görmek istiyor. Yerel seçimler için adayım demiş. Özgür Toprak çok iddialı geliyor ya. Çok iddialı, evet. AK Parti'ye verirlerse ben kesin Özgür Toprak diye düşünüyorum aday. Bence de öyle yani, çok çalışkan, hırslı yani, şey değil, istekli yani. Bu biliyorsun, ben daha önce de söyledim burada, istemek bir şeyi başarmanın yarısıdır. Ama yani hırslı olursa. Çok uğraşıyor. Çok uğraşıyor. Sonra dikili de tekrar niye MHP'ye versinler? Şimdi MHP'nin şunu demesi, ya abi başaramadık, hadi bir kere daha bana şey yapma demesi lazım AK Parti'ye. Tabii AK Parti'ye vermesi lazım. Yani AK Parti'nin oyu daha da yüksek şeyden, biliyorsun, MHP'den. Seçimlerde de öyle yani çıkıyor. Yani kendileri bilir tabii de. Tabii kendi aralarında sonuçta şey, onların genel mı? Başkanları, genel merkezleri kararlaştıracaklar. Haksızlık olmaz bilir mı? Sen başaramadın arkadaş. Bu sefer sıra bu dönem tabii öyle bir hakkı doğmuyor tabii, mu AK Parti'nin? Bence tabii doğuyor. Mesela Ali Ağa da istiyor AK Parti, ama Ali Ağa bence boşuna istiyor. Neden? Serkan Acar başarılı. Yani dur, iki dönemdir. Dur. Başaramadım ama çok yaklaştım. Olmaz, başaraydım. Evet, Kılıçdaroğlu dediği ben gibi oldu. Başaramadım ama bir dahakine başaracağım. Böyle yani, dünya dönüyor. Nilüfer'in bir şarkısı var. Öyle, dünya oldu. Dönüyor, Ali yıllar geçiyor. Bahsediyordun, evet. Ali Ağa'da mesela AK Parti'nin öyle bir şeyi var, isteği var, ama Serkan Acar başarılı yani, orada iki dönem belediye başkanlığı yapmış. CHP gibi güçlü bir parti orada. Ali Ağa'da çok güçlü bir parti. Evet. İki defa yenme başarısını göstermiş. Hatta üçüncüye de farkta şansı var deniyor, bilmiyorum. Nasıl? Üçüncüye de şansı var. Üçüncüye de yani %99 Serkan Acar yapılacak. Dün yani CHP'de çok önemli bir basın toplantısı vardı. Yönetim kurulu üyesi zannediyorum avukat Çiğdem Armutlu muydu? Konuğum da olacak galiba bugünlerde. Serkan Acar için akıllara ziyan şeyler söyledi. Anladım, anladım. Ben onu göndermişler bana da. Tabii Ali evet. Serçe ilçe başkanı bir toplantı konuk yaptı. Konuk etmeyi planlıyorum. Yanıt bekliyorum kendisinden bugünlerde. Bakalım kabul ederse konuşuruz. Neler demek istedi yayında. Geçen gün cumartesi günü Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz konuğumdu. Hı hı. Adil Kırgöz adaylığını resmen açıkladı. Yani resmen demeyeyim de, yani ilk açıkladığı program buydu. Yani ilk evet ben aday adayıyım dedi. Evet. Program bu programdı. Burada açıkladı. Dinledim. Daha programı önce gidip böyle, şimdi bir de seçim mantarları çıkıyor. Her seçim öncesi Rıdvan abi seçim mantarları çıkar. Medya için söylüyorum bunu değerli izleyiciler. 5 sene boyunca yani sulh zamanı ses çıkarmazlar. Seçim dönemi gelir, böyle gazeteciler, internet siteleri böyle bunlar artar böyle siyasetçilerden nemalanmaya çalışırlar. Evet. Seçim mantarı deriz biz bunlara. Onlar, hiçbir bölgede hiçbir emeği olmadan yani bu insanlar çıkar. Emeği olmadan bir iki kişi gitmiş onlara, işte ikinci dönemimde şunu yapmayı planlıyorum, bunu yapmayı planlıyorum ama adayım dememiş. Evet, tabii. Bu programda söyledi. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 kere 11. Biz bir ay ne önce yapar? De 5 kere 11 55 yapar. 55 tane. Biz bir ay önce de zaten başkanım burada. Adil Kırgöz'ün yaptıkları var. Hepsini okumayayım tek tek burada. Birçok şeye imza atmış görev süresi boyunca. Biz bir ay önce de zaten burada ses kaydı yaptık, yayınladık biliyorsun, Adil Başkan potansiyel adayım demişti. Ama kesin adaylığını açıklamadı. Yani o zaman da niyetinin var olduğunu gene bizim kanalımızda duyurdu biliyorsun. Enteresan olan, kendisine de söyledim. Geçen dönem 10-15 tane aday adayı çıkmıştı. Evet. Bu dönem yok. Bu dönem yok. Geçen sefer Kudüs'lere şey sızdı. Tosun aday yapılmayacağı sızmıştı. Zordu Tosun'un işi tekrar aday yapma. O yüzden bu sefer çok sızmadı. Adil Bey'in aday yapılmayacağı sızmadığı için mi? Sızmadığı için Adil Bey'in aday olması kuvvetli bir ihtimal gözüküyor. Zaten kültür merkezinin açılışına da gittik. Sayın Tutsoyar oradaydı. 3 tane milletvekili oradaydı. CHP'nin önemli milletvekili. Çok kalabalıktı açılış. Çok kalabalık açılış. Evet. Eski iki başkan geldi. Osman Özgüven'le Yüksel Uçar da oradaydı. Güzel bir açılış da oldu. Güzel bir şey de oldu. O kültür merkezine ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Başkan orada evet, ticari zekasını kullanmış bence. 77 milyonluk bir şeyi 5-6 yılda finanse ederim demiş. Yani oraya biliyorsun bir markete ve iki tane kafeye kiraya verildi şey. Kültür merkezinin altı. Onlar da alınacak kira gelirlerle 5-6 yıl içinde kendi kendini finanse etmiş olacak kültür merkezi. Akıllıca bir yatırım yani, belediyenin bütçesinden belki şu anda para çıktı ama geri dönüşü olan. Ticaretten anlayanın hali başka olur. Ticaretten anlayanın hali başka olur. Doğru. Ya onu şey de yapmıştı mesela, Soma Belediyesi de yapmıştı. Soma Belediyesi'nin binası çok eskiydi. Orada bir müteahhite verdi. Alttaki dükkanlara verdi. O daha değişik bir yöntemle. 4-5 katlı böyle akıllı çok güzel bir belediye binası
binası kazandılar. Ya bu tür şeylere şimdi kamu kaynakları az. Malum ülkemizde biliyorsun sıkıntı, ekonomik kriz var. Belediyelerin böyle akıllıca davranması, kaynak yaratması başkanın orada şeyini de gösteriyor. Yani vasfını, kalibresini de gösteriyor. Şimdi o da önemli. Yoksa cepten harcayarak herkes bir şeyler yapar. Değil mi? Önemli olan finansını da bulmak lazım bir takım. Hazır bir parayı şey. Herkes kullanır. Hazır parayı herkes kullanır. Evet. Biz de yaparız bir şeyler hazır falan başkan olsanız. Bergama CHP'de de bir tane daha aday adayı çıktı. Bir tane daha derken ilk önce söyleyen Mustafa Özüstü. Mustafa Özüstü. Galiba. Selim, evet. Selim Bey daha aday adayı oldu. Muhasebeci Selim, mali müşavir. Mali müşavir. Meclis üyesi hali hazırda. Mali müşavir. Bakalım, hayırlı olsun. Daha artacak mı acaba? CHP'de artar bence. Daha aday adayları çıkar. Ben yok ya artmaz. Çıkmaz mı? Bergama CHP adayı bulamıyor işte yani. Belki ilçe başkanı, eski ilçe başkanıdır. Eski ilçe başkanı. İki tane henüz. Yani. İki tane henüz. Evet. Tabii CHP'de daha fazla olması lazım. He. CHP çünkü burada... Hadi Adil Bey'e rakip çıkmıyor parti için, anladık. Ama burada Hakan Bey çıkmıyor CHP'den. Hakan Bey derken AK Parti'de bütün yönetim kurulu... İşte Sebahattin Güzel'i aradım ama ulaşamadım. Ayrıldı. Yönetim değişecek, ilçe başkanı kalıyor. Kalıyor. Öğrendiğimiz kadarıyla. İlçe başkanı başarılı olduğu için ilçe evet, başkanını yani. Değiştirmiyorlar. Birçok yerde ilçe başkanı değişti. Kimisi meclis üyesi, belediye başkan adayı olmak için istifa etti biliyorsun AK Parti'de. 13 tane ilçe başkanı değişti. Bergama AK Parti ilçe başkanı değişmediğine göre başarılı bulunuyor. Başarılı bulunuyor tabii. Başarılı evet. Bulunuyor. Yönetimi değiştiler. Bir taze kan gelecek Sebahattin Başkan'a. Bir vitrin değişimi olacak. Şey yok değil mi? Yani zaruri nedenler yok. Yani öyle bir revizyon. Tabii şey kan. Geldi yani il başkanı değişmişti. Seçim olduğu için. Yani amiyane tabiri sorun. Yamuk yok değil mi? Yamuk yok. Tamam. Yamuk yok. Neden? Seçim olduğu için biliyorsun İl başkanı değişti. Kerem Ali Bey'in istifasıyla milletvekili adayı olunca Kerem evet. Ali Bey Bilal Saygılı geldi. Bilal Saygılı tabii bu değişimleri seçimden sonra yasaklattı. Yani seçimden önce bunları yapmasının ekibi değiştiriyor. Ama Sebahattin Güzel kalıyor. Tabii yani, evet. Yani biliyorsun AK Parti Ekim ayında bir kongrede yapacak. Kongrede bence Sebahattin Güzel değişse tepki oluşurdu bence. Tepki oluşurdu. Çünkü tabii. Seviliyor. Tutulan bir ilçe başkanı. Tutuluyor yani başarılı. Bulunuyor. Başka partililer başarılı bulunuyor. Yani bu kadroyla AK Parti Cumhur İttifakı daha doğrusu girecek gibi işte Sebahattin Bey ilçe başkanı, MHP'den Hasan Hüseyin Bey ilçe başkanı. Hakan Koçlu da büyük ihtimalle belediye başkan adayı olacak tekrar. Yani bu şekilde 2024'te 31 Mart'ta yapılacak seçimlere. İyi Parti? İyi Parti aday yani İyi Parti'nin ben sözcülerine bakıyorum gerçekten uçuyorlar ya yani 10 tane büyükşehir belediyesi istiyorlarmış. 2 tanesi de şey İstanbul ve Ankara. Pilot mu bunlar acaba? Bilmiyorum bence yani. Havaalanı okulundan mı mezunlar? İstanbul ve Ankara'yı kim bu uçanlar? Yani bir genel başkan yardımcısı da söylemiş geçenlerde basına da düştü biliyorsun. 10 tane büyükşehir belediye başkanı biz gereken fedakarlığı 2019'da yaptık. İşte 2024'te de sıra CHP'nin diyorlar. Ben CHP'nin yerinde olsam tamam sana 82 ili veriyorum. Bir tane de şey ekstra fazla. Ya tabii bu bir pazarlık kozu ama yani pazarlık olsa bile bu kadar yüksekten açılmaz yani şey. Zaten bak. Açık arttırmaya çok yüksekten açıyorlar. Yüksekten çok inmesi. Şey İnmesi kalıyorsun diyorsun. Ama İzmir'den aday gösterdikleri Ümit Özler'le işin olayın farkına vardı. Biraz sıkıntı o farkına adaydı. Vardı. Belki de demiş ki kendi partisine mesaj gönderiyor bir röportajında. Beni satarsanız bütün görevlerimden ve partiden istifa ederim evet, demiş. Evet. Çünkü aday gösterildi adam yani. Şimdi bu, sen beni aday göster, adayımsın de ondan sonra tam seçime 3 gün kola ya işte memleketin menfaati için İzmir'de CHP'yi destekliyoruz dersen şapkaları değişiriz diyor. En son haber şöyle manşet atmış. Meral Hanım beni satma beni diye satma. Manşet atmış. Bunu bak şey CHP yaptı şeyde 2014 seçimlerinde Hakkı Ülkü aday gösterildi. Hatta çıktı adamcağız bir Balkan konuşması yaptı adayım diye. O da mı Balkan konuşması? O da Balkan konuşması yaptı. Sonra Barış Eroğlu çıktı o Balkan gece hemen değiştirildi. Aziz Kocaoğlu ve Turgut Doğuz'un şeyleriyle baskılarıyla Barış Eroğlu geldi biliyorsun. Ne oldu gitti Hakkı Ülkü de DSP'den aday oldu. Oyları böldü şey oldu. Serkan Acar aradan sıyrıldı gitti. Yani Ümit Özler'le de öyle diyor. Beni doğru olmaz yani beni burada. Beni satarsanız diyor. Yani bir yola girdiniz mi siyasetten net olacaksınız yani bence İyi Parti'nin liderinin sıkıntısı net olmamakta yani. Mesela Tayyip Erdoğan niye başarılı bence net. Biliyorum sen bir otur bir kalk. Bir otur bir kalk bir aday yap yok bir geriye al. Şimdi büyük şehirleri açıklamış 10 tane büyük şehir içinde İzmir yok İzmir istemiyor. Ümit Özdağ'ı niye o zaman aday diye lanse ettiniz? Aralarında İzmir yok mu? İzmir yok o da ilginç. Ümit Özdağ'ı nereden çıktı o zaman? Yani o biraz tuhaf yani adamcağız ondan demiştir herhalde yani şey değil. Ben baktım İstanbul ve Ankara istiyor ama İzmir yok.
Şimdi bir pazarlık kozu olarak bir insana kullanmanın gereği Adam yok kullanır, bence. eğer öyle olursa adam kullanılmış Tabii olur. yani maalesef, yani maalesef istemeyerek söylüyorum bu sözcüğü ama kullanılmış olur tabii canım. Yani şey değil, hoş bir durum olmaz İyi Parti açısından. Güven sorunu oluşuyor Güven tabii ki sorunu oluyor. yani. Yani bu İyi Parti bu güven sorunu aşamadı maalesef. Yani ben burada eleştiriyorum ama doğru şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Yoksa İyi Parti'ye falan bir düşmanlığımız, bir Yok gıcıklığımız canım, yok yani. ülkenin en önemli yorumcuları söylüyor bunu. Yorumcuları Biz söylüyor onlardan tabii. kopya çekiyoruz. Soner söylüyor Ya bence. adam bilmiyor mu bunlar gazeteciliğin temel kuralını ya? Biliyor ama işine gelmiyor yani şey değil, işine gelmiyor Biz bence. yereliz diye rahatsız mı Yani oluyorsun biraz kardeşim? kompleks var, yani biraz şey var, tepeden bakma var, kompleks yani Başlarım onun tepesine. Ben onun daha tepesinden bakıyorum. gazetecinin kompleks olmaması lazım, kompleksli davranmaması lazım Emek yani, verdik hoş kardeşim hoş bir burada. şey değil tabii canım. Binlerce insan izledi. Sen bak alıntı yapma gereği duymuşsun. O yaz onun altına şey Başka mi? yerlerde Bakırçay Türk TV'de Murat Karakaş'a yaptığı açıklama diyeceksin. Ben Oda TV'den bir alıntı yapsam, hiç senden bahsetmesem hoşuna gider mi? Olmaz tabii canım. Allah Allah. Ne Bu başka şeyden de neler var neler ben yok? Teknofest'e gittim. Burada önemli bir şey var. Ha, Bergama sen tekne onu söyleyecektim Teknofest'e ben gittim. ya, Önce şunu unuttum. söyleyeyim. Ben Seni uçakta gördüm. uçakta gördüm. Şey yıldızlar vardı ya. Yıldızlarla birlikte uçuyordum. Selçuk Bayraktarı gördün mü? Selçuk Bayraktar'ı görmedim ama Sayın Cumhurbaşkanı'la Binali Yıldırım'ı gördüm. Fotoğraflarını çektim. Bol bol şeyleri çektim. Uçakları, şeyleri, Türkiye'nin yapmış olduğu. Yani bu Orada SİHA var mıydı? SİHA vardı. Yani Ha. Akıncı'nın altında SİHA'lar da vardı, İHA'lar da vardı. Onları da gördük, şey yaptım. Ben fotoğrafları zaten Face sayfamda yayınladım. Özellikle şey yap. Önemli yani şey değil. Türkiye için çok önemli. Yani Türkiye'nin savaş teknolojisinin nereden nereye geldiğini gösteriyordu. Çünkü Birçok insan gitmiş. birçok insan AK gitti. Partililer değil sadece Tabii ha. tabii. Ya yani insanlar böyle şey artık parti meselesi olarak Yapmıyor. görmüyor Başka Murat yani. parti. Şey CHP'den insanlar da CHP'den de gördüm, girdi. Yani gördüm. şeyde mesela Büyükşehir Belediyesi'nde standı vardı, bakanlıkların Tabii vardı, öyle İzmir olması lazımdı. Valiliği standı. Bu çünkü bir ulusal mesele. Yani bunu AK Parti devletimiz şey yapıyor. Yani Tabii. devletin bir politikası bu sonuçta. Tabii AK Parti önderliğini, Sayın Cumhurbaşkanı önderliğini çekiyor ama yani önemli şeyler var orada. Yani 99-2000 yıllarda hatırlıyorum ben Türkiye bir İHA'larını tamir ettiremedi İsrail'e. Şeyleri erteledi. O yurt dışında yaptığımız o sıcak takipler var ya, onları ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi nereden nereye? İHA-SİHA yaptığımız gibi mesela orada Gökbey diye bir helikopter var, şey var, Akıncı var, Kızıl Elma var. Hep onları gördüm, savaş uçaklarını. Onlar bence büyük başarı. Eğer seri üretimine geçilirse, yani Türkiye Milli Savunması'nın bel kemiği de oluşursa, bel kemiğini oluşturursa bence yaptıkları büyük başarı. Gerçekten tebrik etmek lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve ekibini, yani şeyleri, arkadaşlarını. Orada Bergama'dan da bir başarı oldu. Bergama Belediyesi'nin Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Bilsem öğrencilerinin projesi Teknofest İzmir'de ilk kez düzenlenen girişim yarışmasında engelsiz yaşam teknolojileri temasında Türkiye'nin en iyi 10 projesinden biri seçilerek finalist oldu. Davet edilmişti bu daha önce. Binlerce proje arasında yarışmada birinciliği kazanan işte bu merkezlerin ortak projesinde Bilim Sanat Merkezi öğrencileriyle birlikte birincilik ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden aldı. Bu ekipte kimler var? Sözer Vurgun, sana dersem öğretmen. Şaban Erkan, Taha Arben Vurgun, Seda Keskin Vurgun ve Fuat Alıcı'dan oluşuyormuş. Ben Evet. isimlerini de söyleyeyim de. Bunu da tebrik etmek lazım yani, hem Bergama Milli Eğitim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü hem de Bergama Belediyesi'ni tebrik etmek lazım. Çünkü ikisinin kurumundan ortaklaşa yapılan bir çalışmayla gelmiş bu. Ondan da bahsetmiş olalım. Evet. Yani oradaki savunma sanayinin oluşturması çok önemli Türkiye. Türkiye çünkü düşmanları fazla olan bir ülke. Yani çok o bu F-35 bu konularda Amerika'dan çektiğimiz bir takım sıkıntılar oldu. Yani Patriot vizeleri verilmedi, işte gittiler S-400 almak zorunda kaldı Türkiye. Ki onları kullandırmıyor NATO, biliyorsun şey değil. Depoya kaldırdık koyduk. Türkiye bunları kendisi yaparsa, daha da geliştirirse bir güç olmanın, bir bölgesel güç olmanın şeyine doğru gider yani. Hedefine doğru gider diye düşünüyorum ben. Ha, Kınık Festivali'nden bahsedeyim biraz. Kınık Festivali'nin bütçesi 2 milyon 300 bin liraymış. Sanatçılara ödenen bütçe. Biliyorsun orada iki festival yapıldı. Bir
şey yapıldı, Kurtuluş Günü etkinlikleri yapıldı. Orada iki sanatçı geldik, Sturcahlı Kavun Festivali ile. Bir de normal Hasat Festivali yapıldı. Tüm sanatçılar 7-8 tane sanatçı getirdi. Orada büyük bir risk aldı başkan aslında. Hiçbir AK Parti belediyenin yapamayacağını Haluk Levent'i getirdi. Evet. Evet, Haluk Levent'i getirdi. O da 750 bin lira falan almış. Gayet ekonomik şey yani. Bu piyasadaki şartlara göre ekonomikmiş tabii. 750 bin bizim için çok büyük para tabii de. Şey geldi. Tarkan için küçük para ama. Tarkan için Tarkan çok, 10 için, milyon alıyor. Milyonlar para eminim. Yani lavaboya yani girerken ödediği para miktarı kadar. Evet, evet. Herhalde öyledir yani. Tarkan para. Hakikaten şey, Haluk Levent'i getirmek bir AK Parti. Çünkü Ahbap da şudu budu yani, konuşma riski de doğabilirdi ama Haluk Levent tabii öyle bir konuşma yapmamış. Sadece sahnesini, şarkılarını söylemiş. Şarkıları güzel ama. Adam, şarkıları yani güzel tabii. Evet. Yani şarkıları güzel. İlla ki konuşmak gerekmiyor. Yani şeydi, sanatçı kimliğine getirmiş orada Sayın Başkan. Tebrik etmek lazım yani, böyle bir cesur bir karar aldığı için, cesur bir adım attığı için. Sadık ve cesurdur. Zaten. Cesur bir insan. Yani evet, siyasetten cesur, risk almayı bilen bir insan. Evet. 2 milyon 300 bin lira da toplam sanatçılara şey ödenmiş. Cesurlar para başarılı ödenmiş olur bu cesurlar dünyada. Evet. Cesurlar başarılı olur tabii dediğin doğru. Evet. Velhasıl öyle diyorsun öyle. Rıdvan abi. Ekleyeceğimiz bir şey yok. Bu seferlik bu kadar olsun. Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Yerel seçimlere doğru daha da sıklaştırırız programı. Evet evet yani sıklaştırırız şey çok. Aday adaylarımız çıksın ortaya bir. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. bakırçaytürk.com